Selam, herkese yeni bir vlogtan merhaba. Şimdi hazırlandım. Bu sefer kendime birazcık özendim sanırım. Şimdi kendimi dışarı attım. Starbucks'a gideceğim. Oranın hem internetini kullanacağım, orada bir kaçışım olacak. Hem de bir kahve içmiş olacağım. Öyle bana da bir hava değişikliği olacak. Bugün Anıl yok, evde tekim. Haydut'la birlikte evde vakit geçiriyorduk. Ancak şimdi işlerim olduğu için ben çıktım. Haydut evde, onun tuvaletini yaptırdım. Her şey tamam. Şimdi gidip işlerimi halledebilirim. Birazcık çıkmıştım. Normalde orada yapabileceğim işleri evde de yapabilirdim ama hem hava almak hem kendime biraz vakit ayırmak, böyle değişik bir ortamda halledebilmek adına Starbucks'ı tercih ettim ki en yakın kafe buraya orasıydı. Yani arabayla zaten 2-3 dakika sürüyor. Yürüyerek gitmek istemedim çok yokuşlu olduğu için. İşlerimi hallettim dediğim gibi ve eve geldim. Kendime mantı hazırladım. Güzel bir mantı yiyeceğim şimdi. Bir yandan da birazcık sohbet edelim istedim. Oraya niye gittim? Hem birazcık böyle İngilizce öğrenmeye, daha doğrusu öğrenmeyi değil zaten biliyorum. Ama İngilizce kelimeleri unutmamak, tekrar yapmak, pratik yapmak adına birazcık daha orada vakit geçireyim istedim. Orada onlarla ilgilendim. Yani kelime çalışmaya devam ediyorum İngilizce pratik açısından. YDS'de özellikle çıkan kelimelere, en çok sorulan kelimelere ya da böyle zor normal günlük hayatta kullandıklarımızın aksine aynı anlamı veren başka kelimeler de olabileceğini düşündüğüm için onları da not almak istedim birazcık. Bir iki saat falan sürdü orada işim. Ondan sonra zaten hem aynı anda kahvemi de içtim. Yani kahve denemez çok fazla. Frappuccino tercih ettim. Yeni çıkmış sanırım. Ya da ben ilk defa gördüm. Chocolate waffle diye bir tane frappuccino ama tam ismi bende yok. Chocolate waffle frappuccino diye böyle aklımda kalan kısmı böyle. Şunun bir tadına bakalım. Bu arada çok konuştum ya. Birazcık nefes almış olurum. Şöyle soslu, yoğurtlu güzel bir mantı. Mantıyı seviyorum. Geçen Anıl'la dışarı çıktık birlikte. Aslında ilk mantı yiyecektik ama sonra dönere döndük. Döner yedik. O yüzden canım mantı istedi. Böyle bir mantı yapayım istedim. Ama bu ev yapımı gibi olmuyor tabii. Baktığınız zaman. Onunla da uğraşacak cesareti kendimde bulamadım. O yüzden direkt kolay yoldan buna ulaşmak istedim. Bir yere gidip oturup da mantı yemek de çok uzak. Yani burada mantıcı da yok bu civarda. Haydut da şu an teknik koltukta. Klima bir yandan açık. Ama çok fazla serinletmiyor yani direkt ona vurmuyor. O yüzden teknik koltukta şu an mışıl mışıl hatta horul horul uyuyor. Bayağı horlay horlay uyuyor yani. Bu arada uzun zamandır kitap okumuyordum. Artık kitap okumaya da başlamak, geri dönmek istiyorum. Kitap alışverişi düşünüyorum. Bakalım. Yani kitaplar da almış başına gitmiş fiyatları ama. Geçen gün mesela saat 10'da elektrikler gitti. Akşam 4'te geldi. Bildiğiniz 6 saat boyunca böyle
boş boş, ne internet var ne televizyon var, telefonum şarjı da bitti, böyle oturdum. Bir köşeye geçtim, kitap okudum uzun zamandan sonra. O kadar çok iyi geldi ki anlatamam. O yüzden aradığım şey kesinlikle buymuş. Ya vakit ayırmak dedikleri olay bu oluyor. Yani vakit yok demek yanlış bir ibare. Vakit ayırmıyoruz. Ondan kaynaklı kitap okumaya da uzun zamandır ara vermiştim. O 2 gün önce elektrik kesildiğinde çok iyi geldi bu kitap okuma süreci. Bildiğiniz bir oturuşta 40-50 sayfa kitap okudum, yani o kadar harikaydı ki anlatamam. Çok iyi geldi. Hem ruhen hem bedenen böyle dinlenmiş gibi oldum. Hatta bir ara kitabı okuduktan sonra böyle uyku bastırdı, birazcık da uyudum. Yemeğimi yedim, karnımı doyurdum. Şimdi sıra geldi kitap okumaya. Bu kitaba elektriklerin kesildiği gün başlamıştım. Aslında defalarca kez bu kitabı elime aldım. 2-3 sayfa okuyup böyle bir kenara kaldırdım, okumayı bıraktım. Ama şimdi o elektriklerin kesildiği gün, o malum gün, hiçbir şey olmadığı için direkt kitaba odaklandım ve uzun soluklu bir okuma gerçekleştirmiş oldum. Hala daha okumaya devam ediyorum çünkü daha kitap bitmedi. Ve kitap gerçekten çok dikkatimi çekti. Yani anlattığı şey aslında benim dikkatimi çekebilecek bir konuymuş ama ben bunun farkına varamamışım. O an odaklanamadım belki de, bilmiyorum. Sevmek ve sevilmekle ilgili aslında bu kitap. Sevmenin gücünün ne kadar güzel olduğunu, aslında sevilmeyi beklemeden sevebilmeyi bu kitapta çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Betimlemelerle, aslında örneklerle çok güzel sizlere karşılık vermiş oluyor. Mesela unutmayın ki sevmek değerlidir ama çok sevmek de ciddi bir kusurdur. Çok severek bile sevgiden uzaklaşıyor, korkular inşa ediyor, kendi ellerinizle büyük umutsuzluklar yaratıyor olabilirsiniz. Burada verdiği örneklerde mesela şey var. Çok fazla sevdiğinizde birisini kaybetme korkusuna kapılabiliyorsunuz ki bu kendi hayatımdan da görebiliyorum. O yüzden belli bir limitte sevebilmenin güzelliğinden bahsetmiş oluyor. Kitap gerçekten dikkatimi çekti ve şimdi de birazcık daha oturup bu kitabı okumak istiyorum. Daha sonrasında da videoyu burada sonlandıracağım. Kitap okuduktan sonra o zaman kitap okumaya devam edebiliriz. Bir bölüm okudum. Yarısına kadar gelmiş bulunmaktayım kitabın. Diğer yarısına da akşam yatarken birazcık daha devam edeceğim. Böylelikle eski kitap okuma sürecime, alışkanlığıma geri dönmeyi planlıyorum. Eskiden 3-4 kitabı aynı anda okuyabiliyordum. Şimdi onu başaramıyorum ne yazık ki. O yüzden böyle tek tek daha hızlı bir sürede kitaplarıma vakit ayırmayı deneyeceğim. Bu şekilde eski halime de geri dönmeyi düşünüyorum. Hem de İngilizce konusunda da İngilizceye de daha fazla vakit ayırmayı planlıyorum. Bakalım, planlarımı yapacağım. Günlerimi ayarlayacağım. Kendim ayarlarsam kendim de mutlu olacağım. Buna inanıyorum. Video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz destek vermek için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.